Bundan hemen sonra zannediyorum Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir gelişme bekleniyor. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin gözaltına alınan polislerle ilgili ilginç tavırları var. Hepsi bu polislere sahip çıkıyor. Üstelik CHP'de Mahmut Tanal gibi Silivri kapıları önünde düşüp ayağını kıran, o polis baskısı esnasında düşüp ayağını kıran Mahmut Tanal bile polislere sahip çıktı. Ne dersin Nihat abi? Hayırlısı olsun diyelim, ne diyelim. Bir sevişme var aralarında. Bunu Tanal için söylemiyorum ama genelde böyle bir sevişme var. Bir cepheler oluştu. Cemaat çok fazlasıyla CHP ile bir iç içe sahne sergiliyor. Ayrıca Hrant'ın arkadaşları, yani Hrant'ın katili artık nerede oldu belli. Buna rağmen Murat Belge, Birikim Dergisi, bunlar güya Hrant'ın arkadaşları. Onlar da Hrant'ın katilleriyle, katilleri olduğu şaibesinin en yoğun olduğu insanlarla bu kadar aşikarken onlar da cephesini belli etti. Yeniden bir şey var, yani kartlar yeniden dizildi ama ben hiç değilse Hrant'ın katilinin, şaibesinin diyelim bu kadar netleştikten sonra bir takım cemaate destek veren insanların oradan ayrılacağını düşünürdüm. Hiç değilse Murat Belgelerin, Birikimlerin. Bunlar çünkü Hrant'ın arkadaşları. Buna rağmen oradalar. Bu çok acıklı bir şey. İki gündür çok doğru bir yayın yaptı Doğu Perinçek kendi sütununda. 2007'de öldürüldüğünde Hrant, iki tane yazı. Hem şey Erkan Önsel'in bildirisi, o yürüyüşte yaptığı bildiri. Yani Ermenilerin yanına gidip yaptığı bildiri kilisenin önünde. Bir de kendi yazdığı yazıyı okudu. Yani o günlerden bunu kimin yaptığı, nasıl yapıldığını, değil mi? Evet. Şey, CIA, Gladio falan. Bunları hatırlatması çok önemli. Çünkü 7 yıl siz bizleri zan altında tuttunuz ve bizi şeytan diye taşladınız ve bu sizin çok işinize geldi. Ama şimdi iş ortaya çıktı. Hatta tamam, cemaate sahip çıkarsın, ona sahip çıkarsın, buna sahip çıkarsın, bunlar senin fikrin olabilir. Ama ortada bir cinayet var. Hrant öldürülmüş. Ve Hrant'ı öldürenler, Hrant'ın cesedinden $2 trilyon kazandılar. Yani belediyedeki imarlar, Türkiye'deki meşrulukları, değil mi? Türkiye'yi ele geçirdiler. 2007'de Türkiye'de 1 milyona yakın insan Cumhuriyet mitiklerine gidiyordu. Bu Hrant'ın ölümüyle bunlar bu kitlelerin üstüne yıkıldı ve bu kitlelere korku, dehşet satılıp salınıp muhalefet dağıtıldı. Paramparça içeri attılar falan, değil mi? Hale getirildi. Evet. Ama şimdi bizim Doğu Perinçeklerin, İşçi Partisi'nin ya da bizlerin söylediği şeyler doğru çıktı. Biz bulabildiği ekran bulamadık konuşmaya. Ama bulduğumuz her yerde siz etkenlere, Ali Bayramoğulları'na, Murat Belge'lere, siz Hrant'ın katillerinden maaş alarak, bir de Hrant'ın arkadaşlığıyım diyorsunuz. Ama şimdi sahne hiç değişmedi. Demek ki bunlar başka bir şeytan bir yerde yani. Çok tuhaf bir şey de. Ben haklı çıktım, sen haklı çıktın mevzu değildir. Burada dünya güzeli bir arkadaşımız vardır. Hrant bizim de arkadaşımız. Ve bu arkadaşımıza bir kumpas kurulmuş. Ve çok uluslararası, değil mi? İçin içinde siyah olan, gladio olan. Ve çok tuhaf bir cinayet işletilmiş. Ve sen hala Taraf Gazetesi'ne yazıyorsun Murat Belge. Siz hala Birikim, güya Hrant'ın arkadaşı. Sesinizi çıkartmıyorsunuz.